Müziğe olan ilginizi ilk nasıl keşfettiniz? Yani bilmiyorum ben ıı, Adana'nın eski ailelerinden birinin çocuğuyum. Ya yani bizim evimizde yani, ıı, hep böyle bir şey vardı. Yani ıı, maneviyatı yüksek bir evdi bizim evimiz. Yani sadece eylemlerin konuşulduğu bir ev değildi. Onu yaptın mı, onu ettin mi, bunu yaptın mı, bunu ettin mi filan sadece iş konuşulmazdı. O işi nereye ve nasıl yani işin manevi tarafı da e, şey yapılırdı yani konuşulan bir yerdi bizim evimiz. Dolayısıyla ben e, Mesela abimden filan kaynaklı, yani orta bir, birinci sınıfta filan roman yazmak gibi son derece e, hadsizce bir işe giriştim. E, resimler yapardım. E, lisede filan benim resimlerim hep e, resmi günlerde bana sipariş edilirdi. Anlatabildim mi? Yani hani okul köşesi olurdu ya işte 19 Mayıs. 23, 23 Nisan Köşesi, Cumhuriyet Köşesi olur. Onları ben 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 yapardım. <laughs> Benim gibi birkaç arkadaşım vardı. Onlar yapardı. Anlatabildim mi? Ee, sonrasında bir yaz günü hmm, ben saz çalmak istediğimi söyledim. Abim de tatil gidelim bir saz alalım filan. Sazı elime aldım, eve geldim. Sazı yapan abimiz e, bunu nasıl öğreneceksin? Ben bir önce bir bakabilir miyim evde filan dedim. E, sonra teli kırıldı, bir, yaklaşık böyle bir bir ay sonra filan. Ben telini yaptırmak için gittiğimde başka bir ba e, sazı aldım bağlamayı aldım. Oturup çaldım. Sen <laughs> sen nereden öğrendin bunu filan dedi adam. E, yani varsa bir şey çıkar ya. Değil ha, mi? Tabii tabii. Ama başlangıçta anlattınız ee, ya çok önemli bir yer aslında. Ee, sizin döneminizde İstanbul Unkapanı diye meşhur bir yer hı. var. Çoğunluk oraya para kazan, Hani gelip şarkı söyleyip bir albüm çıkarıp para kazanmak için geliyor. Ama siz e, pek çok insanın aynı güzergahında. Ya yani Adana'dan İstanbul'a uzanan bir yol var ama siz İstanbul'a bu müzikle ee, bir albüm çıkarmak için, kendinizi keşfettirmek için değil, müziğin ilmini almak için geliyoruz. Biz. E, tabii çünkü ya burada tabii ailenizin e, ailenizin ananızın, babanızın neye değer verdiği çok önemli. Hmm. Hani çocuklar evet. söylediklerinizi değil sustuklarınızı öğrenirler diye bir ya da sustuklarınızdan öğrenirler Tabii yani aile neye değer vermişse aslında hı hı. çocuk da ona yöneliyor. Ee, ben de e, öyle. Ne mutlu ki böyle bir değer vermişlerse de. Size burada ağırlıyoruz ve istifade ediyoruz. Estağfurullah. Hem, e, cümlelerinizden hem de eserlerinizden. Estağfurullah.